Hello, elimde peçetem, hayata küsüm kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi öncelikle böyle bakımsız ve hasta olarak karşınıza geldiğim için üzgünüm. Bayağıdır yoktum. Biraz konuşalım istiyorum artık. Şimdi, ben Aralık 15'te ameliyat oldum. Şu anda Ekim ayındayız. 9 Ekim'deyiz. İnanamıyorum hala 9 ayın nasıl geçtiğini, 10 ayın hatta, 10 ay olmuş nasıl geçtiğini. İlk 4 ay çok sürüncemeydi yani, hani geçmeyecek gibiydi. Ben ilk 3 ay zorlandım ama hani ilk 4 aya hiç böyle gelemeyecek gibiydim ki. Hani 6. ayı söylemiyorum bile çünkü en merak ettiğim ay 6. aydı. Çünkü ilk 4 ayda size çok değişiyormuşsunuz gibi gözükseniz de aslında wow bir değişim olmuyor. Ama 6. aya geldiğinizde yani bir bakıyorsunuz ne oldu falan oluyor yani. Ben hala böyle fotoğraflarda eski kendimi asla tanımıyorum. Hep diyorlardı unutacaksın. Onu içersen mahvolur muyum? Bunun zaten tarihine bak diyecektim, okuyamadım çünkü. Atayım mı yoksa diyeceğim. Bir de şey, 2024 yeşil çay bu. var, o da olmaz. Hiçbir şeyimiz kalmamış. Çay. Şu an ılımı bile yok. Çay. Normal çay da Limon. yapmam lazım. Limon da yok. Limon da yok. İsterim alırım da. Tamam. Normal Çay çaya içelim. sıkayım mı öyle limon? Çay Alır içelim mısın? yoksa. Normal çay. Tamam. Tarihe baktın mı? 2024. Neyse ben bunu gündüz içeyim abi. Tek tek. Ne burada duruyor bunlar? Düğün var. Biraz düğün. Kedi Çok hastayım dediğim gibi. Çay arıyorduk. Bitki çayı varmış ama onlar beni kesmez. Neyse. Ben 10. aydayım arkadaşlar. Biliyorsunuz 98 kilo ile ameliyata girdim. Şu anda 62 kiloyum. Kaç kilo vermişim? Kaç? 36 ediyor mu? 36 kilo vermişim herhalde. 36 kilo vermişim. Benim hedefim hep ilk başta 68'di. Sonra da içim hep 58 istiyordu biliyorsunuz. Çevrem asla vermemem taraftarı. Ama onlar beni hep eski benle kıyaslıyor. Ben yeni ben olarak 58 kilo bir Ece ile olmak istiyorum. Çünkü beni yeniden tanıyan insanlar bana oha ne kadar zayıf gözüküyorsun falan demiyor yani. Zayıf bir kız diyor yani, çiroz demiyor bana. O yüzden ben 58 kiloyla devam etmek istiyorum. Olursam eğer. Ha, bunun için ekstra bir çabam asla yok. Yalan olmasın. Günlük hayatımda her şeyi yiyorum. Dikkat ediyorum tabii ki de ama günlük hayatımda her şeyi yiyorum. Hani ne çıkıyorsa onu yiyorum. Tabii abartmayacak şekilde. Bu arada artık eskisi gibi tıkanmalarım olmuyor. Çünkü biraz daha yavaş yemeye çalışıyorum son lokmalarda. İlk üçünü mesela yiyorum. Dörtte bir bekliyorum hani ne durumdayım diye. Ki midem artık şişmesin, o acıyı çekmeyeyim diye. Çünkü o acı berbat bir şey yani. Çok üşüyorum. Normalde hiç üşüyen bir insan değilim. Hatta kışın böyle bayılırdım. İçime kısa kollu giyerdim ki şunu çıkarayım, sıcaklamayayım falan diye. Şu anda çok üşüyorum. Hep üşüyorum. Ellerim hep soğuk. Burnumun ucu hep soğuk. Ama ben çok memnunum bu halimden. Hiçbir problem yok. Çabuk hasta olan biri değilim. Bağışıklığım düştü mü bilmiyorum. Şu anda bir salgın var. Eşim hastaydı. Bana da ondan geçti. Bir de ben tam o gün kan verdim. Yani hastalık sürecinde kan verdim. O da benim iyice mahvetti. Bu arada gittiğiniz doktorlara, kontrol amaçlı gittiğinizde ya da normal gittiğinizde mutlaka mide ameliyatı olduğunuzu söyleyin. Ve sizden ekstra gereksiz kanlar almasınlar. Benden normalde 3 tüp kan alıyorlar. Şimdi ekstra 6 tüp kan almışlar. 6 tüp kan aldırmış ve alma desem de oradan çekti yani. O beni mahvetti. Ondan sonra 6 tüp kan alındı. Ben bir ondan 4-5 saat sonra yoğun da bir baş ağrım vardı. Dayanamadım, ilaç içmeyeyim dedim. Dayanamadım ve bayılmışım. Yani o yüzden çok dikkat edin. Bu arada kullandığım vitaminleri çok soruyorsunuz. Arkadaşlar ben bu kadar işe yarayacağını düşünmezdim. Ben vitaminlerimi size bana Instagram'dan yazın atayım. Mükemmel. Bakın mükemmel. Bir B vitaminimle D vitaminim düşüktü. B ile D. Canım bana bekliyor. B ve D vitaminim düşüktü.
Onun içinde şey, iğne verdi, bir de şurup verdi doktorum, ilaç verdi pardon. Ama ben onları kullanmadım. Jelibonlarıma devam ettim ve başarılı sonuç. Ve jelibonlarımı her zaman da çok iyi kullanmadım bu arada. çok böyle unuttuğum falan oldu. Onun içtiğinde daha dirençliyim, daha iyiyim, kendimi daha enerjik hissediyorum. Jelibonları aslında kahvaltıdan sonra içilmesi gerekiyormuş. Ben akşam yatarken içiyordum. Bundan sonra kahvaltıdan sonra içmeye başladım. Yeni yeni. Kolajen de kullandım biliyorsunuz. Sadece 2-3 ay. Yok 2 ay kullandım ben kolajen. Barbaris'inkini kullanmıştım zaten. 2 ay kolajen kullandım. Şimdi 10 ay kullanmayacağım. Ben sarkmaya etkili bir kolajen kullanmadım. Ben direkt kas, deri, cilt için bir kolajen kullandım. Çok da memnundum. Ama yüksek kilo ile girenler bana göre kesinlikle tıp 3 kolajenini de kullanmalı. Yani içinde tıp 1, tıp 2, tıp 3 olmalı yani. Sarkmayı çok önlüyor diyorlar çünkü kullananlar. Aa, size bu arada ne söyleyeceğim? Ben çok radikal bir karar verdim ve ilan ediyorum, pilatese başladım. Hayatımda hiç spor yapmamış biri olarak. Sadece yürüyüş, bisiklet falan. Hani bazen yüzme, çok nadir. Bunları yapardım ama hiç spor yapmayan biri olarak reformer pilatese başladım, aletli pilatese. PT çalışıyorum, yani birebir hocayla çalışıyorum. Çünkü ben diğer türlü gerçekten adapte sorunu çeken biriyim. Böyle birine sorumluluğum olduğu için gitmek zorunda kalıyorum. Bu hafta gidemedim, kendimi çok suçlu hissediyorum ama gerçekten yataktan kalkamıyordum. Yani gidemezdim. Şimdi böyle düzelince tekrar başlayacağım. Haftada 3 gidiyordum bu arada. 2 giderim zar zor diye düşünüyordum ama müsait oldukça gittim yani. Baktım haftada hep 3 gitmişim. Hep dediğim yani 8 ders falan gittim, yanlış olmasın. Bu arada 40 derslik paket aldım. Neyime güvenip asla bilmiyorum. Eğer bir gün bırakacak olursam ne olur siz beni dürtün. Onun dışında ben iyiyim. Umarım siz de iyisinizdir. Hiç iyi olacağıma inanmıyordum. Çok ağladım çünkü çok zor bir süreçti. İlk 3 ay çok zordu ya. Yani şimdi hatırlamıyorum tabii o acılarımı, o stresimi ama zordu. Bu arada geçen gün çok büyük bir hata yaptım. Ben regli dönemim geldiğinde ya da regli olacağım gün hiçbir şey yiyemiyorum. Bana bu ara bir mide bulantısı çöküyor. Son 3 aydır, 4 aydır böyle. Bana bir mide bulantısı çekiyor. Canım hiçbir şey çekmiyor. Ne tatlı ne tuzlu. Sadece belki bir meyve suyu falan içersem. O da ayakta kalmak için içiyorum. Akşama doğru bir böyle hani olmama yakın bir açıklam geliyor. Onda da böyle peynir, zeytin falan yedim. Ekmek arası bazen. Sonra ne anlatacaktım kız? Ondan sonra ben hiçbir şey yemedim. Tamam mı şimdi sonuncu da? Sonra ertesi gün oldu. Ben regl oldum. Ama yemedim ya o gün. Bir sonraki gün o gün yiyeceklerimi de yiyesim geliyor. O kadar karnım acıkıyor, o kadar iştahım acıkıyor. Sanki hiç midem et olmamışım. Hani doygunluğumu bile hissetmiyorum. Öyle bir şey. Sonra ben yemek yiyemedim. Tatlı geldi. Ki tatlıyla çok wow aram yok yani. Hani yemeğe daha düşkünümdür. Tatlı yapmıştım. Tatlı geldi bana. Ben tatlıyı yemeye başladım. Şöyle magnolia şu kap, şu kap. Yani bir porsiyon diyeyim hadi. Yani bir porsiyon abartı olur. Yarım porsiyon diyeyim. Çok büyük kaplar değil de. Yarım porsiyon magnolia yaptım. Tamam mı? Herkesinki duruyor. Ben onu yemeye başladım. Yedim, yedim, yedim. Sonra baktım benim önümde çay var. Ben çayı içtim, içtim, içtim. Bu arada sıvıyla katıyı hala ayırıyorum. Çok nadir birleştiriyorum. Çok böyle az ağzıma bir şey yaptıysam devam ediyorum sıvıya ama bazen böyle bir içim yandığında bir içim diyorum mahvoluyor. Ama bu seferki var ya, çayı içmişim, çayı bitirmişim bir bardağı ve bunların hepsi hani 5 dakika bile değil. Çayı bitirmişim, tatlıyı bitirmişim, ikinci çayı almaya kalktım. Bana böyle bir şey boşaldı, sıcaklık. Beynimin aşağı kan, öfke. Bana böyle bir şey boşaldı ve ben ameliyat olduğumuz ilk zamanları hatırlarsınız, böyle yediğimizde fenalaşıyorduk, ne yiyeceğimizi bilmiyorduk, bu püre dönemi sonralarında midemiz nasıl tepki vereceğini bilmiyorduk, büzüşüyordu, kasılıyordu falan ya, bu onun iki katı falan oldu yani. Ben dedim ki ne oluyor, ben fenalaştım, kesin tansiyonum falan düştü yani, öyle çok kötü şeyler hissettim. Rainy Duo içtim şurubumu,
Anca hani bu arada kalktım, yürüdüm, reni tablet içtim, geçmedi, yürüdüm, soda da içemiyoruz. Yürüdüm, ettim falan, geçmiyor kesinlikle. Eve gittim, reni şurup içtim. Şuruptan sonra biraz, bu onların arası 2 saat, şuruptan sonra biraz kendime gelir gibi oldum. Uyuyup kalkınca düzeldi. Yani sakın, sakın birleştirmeyin. Yani sakın. Katıyı sıvıyı ayıracağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bazen olabilir. Ama az. Yani bir bardak çay içiyorsun, ikinciyi almaya kalkıyorsun, bir de tatlı yiyorsun. Kocaman. Sana göre, bana göre kocaman. Ayıp yani. Bir de hiç meyve yemiyorum. Onu fark ettim. Meyveyi de yiyeceğim artık. Öyle olmaz yani. Ay çok konuştum ha bugün. Başka sizin sormak istediğiniz bir şey varsa, saç dökülmesi. Arkadaşlar bakın, Instagram'da sürekli paylaşıyorum. Bunların hepsi yeni çıkan saçlarım. Saçım hiçbir şekle girmiyor. Çünkü burada yoğunluk var. Altları kıl kıl. O yüzden sürekli toplamaya çalışıyorum. Hivroşe'nin 6000 bilmem kaç etkili saç çıkaran kürünü kullanıyorum. 4 kutu kullanacağım. Şu an 3. değil. Yanlış hatırlamıyorsam. Zaten en az 3 kutu kullanılıyor. 4 kutu kullanacağım. Onun dışında Bioblast'ın şampuanı, Bioblast'ın sıvı saç kremini, Hivroşe'nin saç çıkartan saç kremini kullanıyorum. Şampuanımın, kremimin içine protein döküyorum. Hepsi Instagram'da, linkimde var. Onun dışında protein aldım. Şöyle sıkmalı ayda bir saçımı, onu yapıyorum. Bakıma gidiyordum normalde. Bunları yapıyorum diye bu ara gitmiyorum protein bakımına. Benim saçım kıvırcık diye protein bakımı olmuş. Sizin düzse keratin bakımı, keratin botoks da olabilir ama bunları kullanınca gerek kalmıyor. Ayrıca saç biyotin jeli balmı kullanıyorum. Daha ne yapayım yani. O yüzden benim dökülmem hızlı durdu ama hala tabii ki dökülmeler olabiliyor. Hızlı durdu ama saçım çok hızlı çıkmaya başladı. Fakat saçım çok hızlı uzamıyor. Bu da benim kişisel problemim. Ama yine de bence bakın bayağı uzamış yani. Çok var. Bak hepsi şey, Einstein gibi oluyor. Buyurun. Sonra gösteririm. Hepinizi öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir de ben ne diyordum? Kapatırken bir şey diyordum. Yapabiliyorsanız önce diyet yapın. Yapamıyorsanız daha fazla kilo almadan koşarak ameliyat olun. Bu artık yeni sözüm. Korkmayın. Herkes benim kadar acı çekmiyor. Herkes benim kadar iyi de atlatamıyor. Tamamen pozitif konuşanları dinlemeyin. Çünkü bu süreç öyle bir süreç değil. Tamamen negatif konuşanları dinlemeyin. Bu süreç öyle bir süreç değil. İlk 2 ay çok zor. 3 ay, 3. ay zor. Sonra kolaya dönüyor. Zaten ilk hep böyle kalayım diyorsunuz. Yani ben artık midem büyüsün bile istemiyorum. Böyle bir açık sertme falan görünce şunları yesem mi diyorum ama doyduktan sonra herkesle aynı hissediyorsunuz. Yani onları yesem ne olur? Şu an midemde olsalar ne olur? Olmasalar ne olur diyorsunuz. Bir otururken bir cız ediyor ama sonrası iyi. O yüzden sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Kusura bakmayın hasta olduğum için. Hepinizi öpüyorum. Bye bye.